Herkese esenlikler diliyorum. Yeni bir videoda birlikteyiz. Torsiyon nedir? Onu konuşacağız. Şimdi başlıyorum. Torsiyon nedir? Şimdi araştırdığınızda internette torsiyonla alakalı bir yerde okudum. O bana çok saçma geldi. Ne diye ona U çubuk demiş. U çubukla alakası yok torsiyonun. Torsiyon kelime anlamı olarak burulma, bükülme işi yapan bir mekanizma. Yani şöyle ki, şimdi şu an yeni arabalarda da çok kullanılmaya başlandı. Fakat ben torsiyonu hep Peugeot, Citroen grubundan bildiğim için ve genelde izleyici tayfada sizler yani Peugeot, Citroen grubundan daha çok etkileşim olduğu için onun üzerinden yürüyeceğim. Yeni arabalarda da mantık aynı şekilde ilerliyor. Torsiyon nasıl bir mekanizma? Torsiyon bağımsız süspansiyon sistemine göre. Yani şu kollarının olduğu taşıyıcı merkezi olsun. Dirseklerimde salıncaklar olsun. Bağımsız bir şekilde takılıyor. Ama torsiyon bildiğim böyle dümdüz çubuk. Bu taraf çukura girdiğinde bu da etkileniyor ondan. Çünkü arada bir ana mil var, viraj denge çubuğu diye. İki tane de yay görev gören çubuk var. Burası esnedi mi o buruluyor, bükülüyor. Yani yamuluyor diyelim. Bükülme daha doğru, tamam. Bükülüyor ve bu tarafı aşağı doğru döndürmeye çalışıyor gibi bir durum oluyor. Aslında karşı tarafı sabit. Sağa kola gelen çubuk büküldüğünde karşı taraftan sabitliği bükülerek yeniden yay görev görerek eski pozisyonuna geri dönüyor. Aynı şekilde diğer çubuk da öteki kolu, sol kol, sağ kol diyelim, onları bükerek yay görevi görmesini sağlıyor. Şimdi torsiyon iyi midir, kötü müdür diye kafalarda soru işaretleri var. Yeni araç alan insanlar için söylüyorum. Torsiyon bence daha eğlenceli. Yani eğlence etkisini arttırıyor. Yani işte nasıl söyleyeyim? Eğlence derken biraz da riski arttırıyor. Yeni arabalarda torsiyona geçişin sebebi, ben şuna bağlıyorum. ESP, ADC, ASR, LBLBL bir sürü saçma sepet, tamam iyi şeyler yani, yolda tutma sistemleri diyelim. Hepsini genel bir sepete alalım. Bunları yolda tutma, sürücü destek sistemleri olduğu için torsiyonda kopmalar, kontralarla uğraşmayıp yeni sürüş güvenlik sistemlerinde size yardımcı olduğu için şu an çoğu B ve C segmenti arabalara torsiyonu takıp geçiyorlar. Sebebi de şu, bağımsız süspansiyona göre, arka taraf için konuşuyorum, daha az maliyet, fabrikaların derdi maliyet olduğu için daha ucuza torsiyon sistemlerini yapıyor. Mesela şurada torsiyonu göstereyim. Şurada da bağımsız salıncak sistemini göstereyim. Daha çok parça gerektiriyor. Şimdi bakım maliyeti torsiyona daha ucuz diyorlar. Tamam, ucuz olabilir. İçeride ne var? Bir tane mil var. Viraj denge çubuğu, ana çubuk. 2 milde yay görevi görüyor. Burçları, rulman, tozluk, toz takımı, yani içeri toz girmesin diye. Onun dışında pek de bir şey yok. Ama salıncak işin içine girdiğinde salıncağın her bağlantısında bir kauçuk, burç takoz diyelim, neyse, ondan mevcut. Her biri yırtılıp yıpranabiliyor ve değişimi daha uzun sürüyor. Yani değişim süresi de hem daha uzun, bakım süreleri daha kısa salıncağın, bence. Yani tecrübe ettiğimle bunu söylüyorum. Salıncak sökmek çoğu ustanın daha çok işine geliyor çünkü daha kolay geliyor. Halbuki bakım işlemi yaptığında, şimdi bir salıncağı sökerken ne yapıyorsun? İki tane traverste var. 1-2. Karşılığı poriye girişi. Poriyi sök. Orayı sök. Salıncağı eline al. Yani tabii onu sökerken jant söküyorsun. Jantı söktün, kenara koydun. Poriye ağzını sök. Kenara koy. Poriye'dan salıncağın ucunu ayır. Beşikten ayır. Ama torsiyonda öyle bir şey değil. Torsiyonda jantı sök ve direkt kolu al. Tabii şimdi ustalar torsiyon işini çok sevmiyor. Çünkü torsiyon ne kadar popüler olsa da şu an eski PSA grubundaki
torsiyonları ayarlaması bir zulüm oluyordu. Çünkü bir ayarını kaçırdın mı iki tarafa eşit olmuyordu. Arabanın sağa kalkık, solu inik falan böyle saçma sapan pozisyonlara gelebiliyordu. Tamir takımın demeyelim de tamir ekipmanı yani PSA grubunun yetkili servislerinde bu torsiyonları söküp takarken sabitleme ve kitleme parçaları olduğu için daha kolay yapabiliyorlardı. Dışarıda torsiyonla uğraşmayı ustalar çok sevmiyor. Çünkü bir yer eşitken atıyorum çamurlukla poryo mesafesi atıyorum 50 santim. Böyle bir işlem yapılıyordu. Çamurluk ölçerek öteki tarafı takılıyordu komple torsiyon dağıldığında. Neyse devam edelim. Torsiyonun ana mili dışında içine sağdan ve soldan giren büyük frezele tornalanmış iki tane mil yani bir mil kola geliyor. Koldan da tekrar bir yer çıkıp oraya da porya, disk, kaliper, jant takılıyor. Mesela baktığınızda çok basit bir sistem. Ama sürüş güvenliği açısından sürüş destek sistemi yok ise biraz tedirgin ediyor insanı. Yani şöyle senelerce torsiyonlu araba kullandım. Bir direksiyon sert hamlelerde arabanın kıçı direkt terse düşebiliyor. Orada bir kontra ile yardım alabiliyorsunuz. Ama eğer arabada ESP yol sürüş destek sistemleri varsa size hemen bir frenle dengeleme tırt, yeniden sizi raya oturtuyor. Şimdi salıncak mı daha iyi, torsiyon mu dersek torsiyon aslında iyilik olarak bakmıyorum çünkü ikisinin de artıları eksileri var. Tamam, torsiyon bakım maliyeti salıncağa bağımsız salıncağa göre daha iyi. Ama bağımsız salıncakta konforlu sürüş istiyorsan nasıl diyeyim, sol arka teker çukura girdiğinde sağ arkada oturan veya öne de yaymış oluyor torsiyon. Çünkü şu hareketi yapıyor. Bağımsız hareket edebildikleri için arabanın içinde daha az sarsıntı hissettiriyor. Ama yol tutuşuna kimin etkisi var? Yani aslında ikisi de şöyle. Şimdi herkes pist kullanımı yapmıyor tabii ki. Herkes agresif sürüş tarzı da yapmıyor. Ama pist kullanımı açısından söyleyeyim. DS3 ile kıyaslayacağım şimdi. Şimdi DS3 306 GTI ile hani iki tecrübe ettiğim, uzun süre sürüp tecrübe ettiğim iki araba. İkisi de aşağı yukarı aynı kilolarda. 1215-1250 idi galiba yanlış hatırlıyorsam. Yanlış hatırlamıyorsam. Pistte bence ve agresif kullanımda torsiyon daha iyi. Agresif kullanımdan kastım viraj yapmak. Makas atmak değil. Onu belirteyim. Makas attığınızda çünkü bir anda sol şerittesin. Cart sağ şerit. Tekrar sol şeride bir giriyorsun. Torsiyonlu arabayla bir anda böyle hop kontraya terse düşüyorsun. Salıncaklı arabada atıyorum makas atıyorsunuz. Soldasın, sağa kırdın, sola kırdın. O hızlı direksiyon hamlelerini daha çabuk sunumluyor. Daha çabuk emiyor ve şimdi sağ taraftan yatırıyor arabayı, sola kaldırıyor. Tamam, sonra dengeliyor ama torsiyonda öyle değil. Esniyor esniyor bir yerden sonra gerilimini boşaltabilmesi için yeniden tekeri indirmesi lazım. Ama indiremediğinden araba sol arkadan mesela sağa kırdın, sola kırdın. Araba sağ tekerin üstüne yük bindi. Yani çoğu ağırlığın. Tekrar sağ yapacaksın. O sırada araba bir kendini salmaya başlıyor. Çünkü torsiyon bir yerden sonra limitlerini bırakıyor. Tabii günlük kullanımda diyelim torsiyonda torsiyon birazcık daha sert. Çok hatır dandun oluyor. Çünkü bağımsız sönümlemediği için arabaya komple bir titreşim veriyor. Özellikle tümsek ve dalgalı yollarda onu hissedebiliyor insan. Şimdi yeni nesil çoğu az önce de bahsettiğim gibi B ve C segmenti araçlarda torsiyona geçilmiş. İnsanlar kötü mü iyi mi bunun tartışmasında forumlarda veya mecralarda konuşuyor. Aslında bunu çok kafanıza takmanıza gerek yok. Zaten arabayı günlük kullanıyorsunuz. Hani piste gireceğim falan filan dersen ona göre bir güçlendirme yapılınır. O ayrı bir konu. He, torsiyonu nasıl güçlendirebilirim dersen. Burulma çubuklarını yani torsiyon çubuklarını kalınlaştırabilirsiniz. Ama bu şöyle bir dezavantaj veriyor. Kalınlaştırmak arkayı daha da gergin hale getiriyor. Çünkü çubuk torsiyon mili ne kadar kalınlaşırsa salıncak kollarının yani tekere bağlanan kolların gerginliği artacak. Yani günlük kullanımı daha bir dandun hissettirecek ama daha bir böyle rayda gider hissi verecek size pistte.
Bunu günlük kullanımda nasıl söyleyeyim? 1 milim bence yeterlidir. Şöyle söyleyeyim kendi aracımdan. 20 milim olan torsiyon çubuklarımı, burulma çubuklarını 21 milim yaptım. Viraj denge çubuğunu, ortadaki çubuğu da yine 1 milim arttırdım. O 24'tü, 25'e çıkarttım. Şimdi VAG grubunda nasıl işliyor bu işler ona çok hakim değilim ama PSA grubunda denge çubuğu, iki tane de burulma çubuğu yani yay görevi gören çubuklar mevcut. Onları kalınlaştırarak arabanızın arka yol tutuş performansını arttırabilir, konforunuzu düşürebilirsiniz. Öyle bir detay var. Hani orantılı ikisi birden nasıl oluyor? Olmuyor hiçbir şekilde. Coilover'da da öyle. Veya ne bileyim işte salıncak takım burcu falan filan bunları alayım dediğinde her şey yani yol tutuş istediğinizde bu araba her türlü eksi konfor olacak anlamına geliyor. Torsiyonda son cümleyle toparlayayım. Torsiyon nedir? Torsiyon çubukların burulmasıyla şiddeti sönümleyen sistemdir. Yani yay olmayıp yay yerine geçen iki tane demir çubuğumuz var. Bu çubukların gerilmesiyle arka tekerleklerde şiddeti sönümler ve yine olması gereken pozisyona geri döner. Torsiyonun çalışma prensibi bu şekildedir. Torsiyon burulmadır yani. Uzun lafın kısası böyle torsiyonu anlatabildiğimi zannediyorum. Aklınıza takılan, üzerinden geçmediğim bir detay varsa torsiyonla ilgili lütfen yorumlarda bana sorun. Elimden geldiğince size açıklamaya çalışırım. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Geyikler geyikler, beğen beğenme, abone ol butonu şuralarda. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu seferki konu yine arabalarla olacak. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.